Engin Bey, fikir tevabeli olarak biz vatandaşların sesini duyurmak için, sıkıntılarını anlatmak için, herkesin kendi sıkıntısı olabiliyor tabii. Böyle bir röportaj yapıyoruz. Şimdi sizin adınızda siz anlaşma imzaladınız mı? Şimdi şöyle bir şey Yasin Bey, genel olarak bütün adalarda genel olarak düşünecek olursak vatandaşlar ne alacağı belli değil. Firmalar, bazı firmalar aynı sözleşmeyi hazırlamışlar. Aynı sözleşmede der ki ben %53'ünü, tamam kardeşim sen %53'ünü veriyorsun ama neyin %53'ünü veriyorsun? Yeşil alan düşerim diyor, asansör boşluğuna düşerim diyor, bilmem nereye düşerim, şuna düşerim, bunu düşerim. Ve benim kaç metrekare alacağım, metrekare olarak teslim ettiğim arsanın kaç metrekare alacağım yerin metrekaresi, yeri de belli değil. Artı bunların taslak çizilmiş bir projesi yok. Bize vermiş oldukları bir güvenceleri yok. Teminat yok. Şimdi öbür taraftan bir takım temsilcileriyle geliyorlar bize mahalle arasında dolaşırken. Efendim verirseniz verirsiniz, vermezseniz kamulaştırma yaparız gibi bir takım sözlerle bizim karşımıza geliyorlar. Biz de bunun için vermiyoruz. Peki şöyle bir söylenti var. Diyor ki mesela vatandaşların bazıları menfaat peşinde koşuyor. Farklı istekleri oluyor diyor. Sizin böyle bir isteğiniz var mı yoksa gerçekten? Bizim böyle hiçbir özel isteğimiz yok. Sadece verdiğimiz yerin hakkımıza ne düşüyorsa onu istiyoruz biz. Siz diyorsunuz ki bizim adaya girmiş olan firmada teminat güvence olmadığı için biz bundan dolayı çekiniyoruz diyorsun. Evet, çekiniyoruz. Yani bir güvence yok, teminat yok. Yani ben imzayı attığım zaman benim ne alacağım bir kere kesin belli değil. Anladım. Sözleşmenizde bunu sizin alacağınız şey belli değil. Avan projesi hazır değil diyorsunuz. Evet. Yüklenici firma bunu sözleşmede belirtmek zorunda değil mi? Belirtmek zorunda. Belirtmediği için yapmış olduğu sözleşme gayet tabii usulsüz oluyor. Anladım. Böyle olunca da vatandaş nasıl versin? Kime güvensin? Peki sizin bulunduğunuz adada imza aşamasına geldiğinizde mesela bu firma sizin adaya girerken bütün bu sunumları yaparken bunları siz sordunuz. Bunlara hep beraber o şekilde mi karar verildi, imza gidildi yoksa sizin haberiniz olmadan mı imza başladı? Şimdi başta toplantı yaptığı zaman konuşurken çok güzel konuştular. Ama sözleşme aşamasına notere gittikleri zaman çok değişik bir sözleşmeyle karşılaştık biz. Ha, size daha önceden gösterdiği sözleşmenin farklı bir sözleşme olduğunu söylüyor. Tabii canım, mutlaka. Peki öyle. Size gelen noterle imzalatılan sözleşme siz herhangi bir avukata ya da mimara inceledi imkanınız oldu mu? Danıştık. Artı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yetkili sorumlusu Sayın Bülent Bey'e de toplantıda izah ettik. Sözleşmeyi gösterdik. Bülent Bey, siz bu şekilde böyle yapılan bir sözleşmeye imza atar mısınız? Ben dedi asla atmam böyle bir sözleşmeye imzayı. Peki dedim. Ben sokakta mı kalayım, ben niye atayım o zaman Bülent Bey dedim. Haklısın abi dedi. Haklısın da o zaman bizi niye zorluyorsun? Bu firmalara yerini ver kardeşim. Vermezsen kamulaştırmak için kanun neyse gereğini yaparım. Tamam, gereğini yaparsın ama önce firmam benim dürüst olacak. Şeffaf olacak, noterde ne aldığımı belirtmiş olacak. Yazacak. Şimdi imza atan... Güvence verecek. Teminat verecek. Güvence ve teminat vermeyen bir firmaya ben bu yerimi nasıl veririm size soruyorum. Siz söyleyin bunu. Evet. Peki imza atan vatandaşlar... Kanunda bu ne oluyor şimdi bu durumda? Zorla benim mülkiyet hakkıma müdahale oluyor. Bir takım kanun ve kararnamelerle yüklenici firmalar vatandaşın mülkiyet hakkına zorla müdahale etme hakkı var mıdır? Kanunda böyle bir şey, asla böyle bir şey yok. Gelir, bana sözleşmesini yapar şeffaf bir şekilde, benim yerimi belirtir, kaç metrekare yer alacağımı belirtir. Ben ondan sonra, biz bu projeye karşı değiliz. Ondan sonra yerimi veririm, sen sağ ben selamet efendim. Peki siz bu aksaklıkları sizin adaya girmiş olan firma ilettiniz mi? Firmayı ilettik bu konuda tabii, ne söylüyor? Firma şu anda beklemedi, artık ne düşünüyor onu biz bilemeyiz. Peki sizce tavrı nedir? Yani bunları düzeltiriz mi diyor sizin iddia ettiğiniz aksaklıklara konu olan şeyler, maddelerde? Biz hepsini izah ettik. Onlar kendi bildiği gibi bekliyorlar artık, yani şu anda yeni değişen... Peki sizin adanızda imza oranı şu an ne oldu? Mesela siz imza atmayanlar ne kadar bir oranda kaldınız? Olarak bizim imza oranı %65-70'ler civarında falan. Anladım. Peki imza atmış olan vatandaşlar sizin bu iddia ettiğiniz aksaklıkları ya da sıkıntıları
tereddüt ettiğiniz noktaları fark etmediniz mi? Görmüyorlar mı? Hep bu sebepler yüzünden vermiyor. Vatandaş zaten yanaşmıyor. Hayır, verenler bunları görmüyor. Kardeşim diyor, benim ne alacağım belli olsun diyor. Demin söyledim. Şimdi vermeyenler açısından verenler bunu nasıl güven içinde hissederek veren, diyor? Yani onların... Verenler zamanında tamam 3 aylık kira aldılar. 3 aylık kiraya karşı verdiler. Fakat çoğu şimdi imzayı verenlerin çoğu şu anda emin olup pişman durumda. Evet, bu şekilde iddiada bulunuyorsunuz. Evet. Çünkü ne alacağı belli değil herifin. Herif bir de sözleşmeye şu maddeyi koymuş. Ben diyor adanın tamamını alamayınca hiçbir kişiye kira ödemem. Kardeşim ben sana yerimi teslim ettiysem, imzayı attıysam bana kiramı ödemek zorundasın. Siz şu anda mesela ne... Senin ne, ne zaman yapacağın belli değil. Artı bir de sözleşmede riskli olan bir maddesi var. Süre. Ne zaman teslim edeceği belli değil. 36 ay diyor. Üstüne 4 ay eklemiş. Artı mücbir sebepleri eklemiş. Şunu eklemiş, bunu eklemiş. Bayram tatilini eklemiş, seyranı eklemiş. Bilmem neye eklemiş. Getirmiş 5-6 seneye. Artı inşaat süresi diyor. Ben inşaata başladığım zaman başlar. Böyle bir şey var mı ya? Peki şöyle söyleyeyim. Firma ile ilgili sıkıntılarınızı anlattınız. Evet. Neden imza atmadığınızı da anlattınız. Evet. Şu anda yaşamsal olarak Fikirtepe'de çekilen sıkıntılarda siz nasıl etkileniyorsunuz? Vallahi bütün vatandaş etkileniyor. Sadece ben değil. Tüm vatandaşlar mağdur durumda siz şu anda. Siz ne işle meşgulsünüz normalde? Efendim? Ne iş yapıyorsunuz? Emekliyim. Emeklisiniz. Evet. Peki geçiminizde, yaşam kalitesinde normalde Fikirtepe'de bu dönüşüm geldiğinde daha müreffeh, daha zengin olacağız diye bir sevinç içerisine girmiş oldular. Peki şu an geçen zaman içerisinde, 3 yıllık bir zaman diliminden sonra bunu geldiğimiz noktada siz bunu hangi aşamada ne kadar gerçekleştiğini düşünüyorsunuz? Karlı mıyız, zararlı mıyız Fikirtepe'liler olarak? Şimdi karlı mıyız, zararlı mıyız derken biz sadece alacağımız yeri, dairemizi düşünüyoruz. Başka, efendim bizim şu kadar yerimiz vardı da biz çok zengin olduk da bilmem neydik de böyle hayal, bu tür hayallere kapılmıyoruz. Artı firmanın, yüklenici firmanın bize vereceğine dairemize karşılık daire. Şu anki mevcutta bazı adalarda yıkılma var, bazı adalarda yıkılmama var. Evet. Boşaltılan var, boşaltılmayan var, bir cücüne var. Tabii boşaltı. Şimdi %100 imzası bittiği halde ruhsat alamayan firmalar da var. Tabii %100 imza... Belli bir noktaya gelmiş imzasını tamamlamış ya da tamamlayamayan firmalar da var. Tabii. Bunlardan dolayı bakanlıktaki aksaklıklardan kaynaklanan. Öyle gözüküyor bize. Evet. Bizim baktığımız noktadan böyle gözüküyor. Evet. Böyle bir aksaklıklardan dolayı bizim çektiğimiz sıkıntılar, yani sizin çektiğiniz sıkıntılar nelerdir? Gördüğüm kadar biz bakanlık yetkilileriyle konuştuk. Sayın Erdoğan Bayraktar Bey ile. Çevre ve Şehircilik Bakanı Altyapı Kentsel Müdürlüğü Müdürü Sayın Vedat Gürgen Bey ile görüştük. Bu konuda kendileri de zaten durumu ilettik. Onlar da zaten çözüm aramaya çalışıyorlar. Ama görüyoruz ki bu şekilde olursa herhangi bir çözüme ulaşacağını zannetmiyorum ben. Çünkü firmalar aynı sözleşmeyi vatandaşa dayatmaya çalışıyorlar. Yani güvence yok, teminat yok. Vatandaşın ne alacağı belli değil. Peki bakanlıktan son olarak beklentiniz nedir? Beklentimiz nedir? Ne tür bir çalışma istiyorsunuz? Nasıl bir şey bekliyorsunuz? Beklentimiz şu. Önce devlet buraya çok güzel, tamam biz kentsel dönüşüm imar planına karşı değiliz. Çok güzel bir şey. Güzel bir şey yapılsın istiyoruz gerçekten. Ama niye firmalar bizi bu konuda mağdur durumda bırakıyorlar? Devlet önce bizi burada, madem ki açtı bu imar durumunu, özel imar durumunu buraya açtı, vatandaşı da bir takım güvence altına almak zorunda değil mi? Vatandaşına koruyup kollamak zorunda değil mi? Hani ne demişti Sayın Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız, Başbakanımız ne demişti? Hiçbir vatandaş mağdur olmayacak. Herkes yerine hakkını alacak demişti. Ben daha dün yaptım binamı. 8-10 sene olmuş depreme dayanıklı. Sıfır bina. Kardeşim sen bunu al yık, ben sokakta mı yatacağım? Ne alacağım belli değil bunun. Ama şu an yapılacak yeni binada bütüncül kompleks bir yapı yapılacağı için değersiz olarak daha da normalde bugünkü değere göre daha yüksek bir değerde kazancımız elde edeceği söyleniyor. Ya mutlaka bizim bu bir takım karımız olduğu gibi yüklenici firmanın kendisinin de karı olacaktır. Herhalde bunu gelip de babasının hayrına yapmıyor. Sizin burada en büyük sıkıntınız güvence ve teminat noktasında sıkıntınız evet, var. Evet. Teminat ve güvence noktasında ileri görmek için biz kendimizi rahat etmek istiyoruz. Bir de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, devletimiz bizi, vatandaşı burada güvence altına alsın. Bu sözleşmeleri denetim altına, firmalara denetim altına alsın istiyoruz. Bizim istediğimiz bunlar. Yani yapabilirliği, güç, kapasite yönünden evet, şeyler. Evet.
Engin Bey çok teşekkür ederiz röportajda bu imkanı verdiğiniz için. Ben de teşekkür ederim. Tekrardan inşallah ileriki yaşamımızda buradaki projede bitmiş olarak güzel projeye de yerleşmiş olarak tekrardan kavuşuruz. Birlikte tekrardan bir röportaj imkanımız olur. İnşallah. Ben de teşekkür ederim.